üç kişinin, beş kişinin ne söylediği hiç önemli değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Hiç kimsenin, özellikle Kıbrıslıların, Londra'da yaşayanlarla alakalı hiçbir sorunu yoktur. Sevgili Serap Cafer Santos, yoktur öyle bir şey. Don't cover it up diyor. Don't cover up. Yani ben örtüyormuşum. Kıbrıslılar öyleymiş. Öyle değil. Hiç öyle bir şey yok. Şu anda gelmeyin zaten diyorlar. Şu anda gelmeyin. Yaşar Aracı, biz herkesi çok seviyoruz Kıbrıslılar. İyi yayınlar. Bostancı'daki su motorunu çaldılar. Yaşar Aracı, sevgiler. Su motorumu çaldılar diyor. Yakalarsam elini ayağını kıracağım diyor. Bugüne kadar suç işlemedim ama bunu yapacağım. Ali Benli, günaydın. Devletimizden biraz babalık bekleyelim ama nerede? Dün bir gazetede okudum. Kıp'taki LLG'yi indirim bekleyelim diyor. Biz de elektrikte indirim bekleyelim. Evet, elektrik bekleyelim. Resmiye Karacanlı, günaydın. Ne zamana kadar devam? Biraz daha devam. Bu kötü günde halkımız için elektrik enerjisi üretimi devam ediyor. Çalışan arkadaşlara teşekkür ederiz diyor İbrahim Fatma Ercümen. Besim Sakaryalı, günaydın. Bodamya'dan selam ediyor. Nagihan Umar bize buradan selam ediyor. Selamlar ediyoruz biz de. Orun Karagözlü, hayırlı yayınlar Serhat'ım. Hükümet Rum tarafında çalışan, ancak şu an virüs nedeniyle çalışmaya gidemeyen işsiz ve gençler için yardımda bulunacak mı? Esas mağdur olan kesim onlardır. Ne Türk'ten ne de Rum'dan yardım yok. Rum tarafında çalışan ve işini kaybeden ya da kapatma nedeniyle işten duranlara Rum tarafı parasını verecek. Ama yani kayıtsız kuyutsuz çalışanlar için bir şey yok. Dilabas Soy, günaydın. Yasemin Bekitener, günaydın. Lütfen annelerin sesini duyurun diyor Eda Kara. Ve lütfen annelerin sesine kulak verin, Türkiye'li mahkumlar iade edilsin demiş. Devam ediyoruz. Kanser hastaları yardım bekliyor. Kıbrıs gazetesinin sür manşetinde. Kanser hastalarına yardım derneği başkanı Koca İsmail, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken kanser hastalarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. 9 Mart'tan beri derneğin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıkları için etkinlik yapamadıklarını, hastalara yardımcı olamadıklarını ifade eden Koca İsmail, dernek dükkanları çalışmıyor, geri dönüşüm giysileri toplanamıyor, derneğin maddi gücü kalmadı dedi. Talasemia Derneği Başkanı Varoğlu yeniden kan bağışı çağrısı yaptı. Kan stokları azaldı, endişe içindeyiz. Evet. Talasemia Derneği Başkanı Varoğlu, salgın dolayısıyla kan bankalarındaki stokların azaldığını ifade ederek bu durumun talasemia hastalarını endişelendirdiğini söyledi. Varoğlu, talasemia hastalarının en az 15 günde bir ünite kan ihtiyacı olduğunu belirterek, koronavirüs ile büyük mücadele içerisinde olan Sağlık Bakanlığı'nın virüs tedbirlerinin yanında kan bağışı kampanyaları yapmasını talep etti. Nerede dernekler, nerede siyasi partiler, bu konuda adım atması gereken çok var. Gönyeli'de bir zanlı kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyen eşini önce dövdü, ardından boğazını kesmekle tehdit ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Bu tabii ki suçlama, yani böyle olduğunu nereden bilirsiniz? Belki başka bir şeydir. Evet, ve hastane yeniden devrede. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle Kolan Hastanesi'ne götürülen hastalar ve tıbbi ekipmanlar dün geri taşındı. Bu da ilginç bir durum yani. Hastane yeniden devrede. Ayaktan tanı merkezine pandemi servisi ve yoğun bakım getiriliyor. Bu arada anjiyolar yeniden yapılmaya başlanacak. Müsteşar Ali Çaygür, şu anda 71 odamız var. Yani pandemi merkezi olarak 71 kişi yatsa odada bir kişi kalacak şekilde hizmet verecek durumdayız dedi. Çaygür, hastanenin yangından zarar gören ameliyathane ve anjiyo bölümlerinin tamir edildiğini ifade ederek, anjiyo cihazlarının bugün test edileceğini, bir sorun çıkmazsa hastanede yeniden anjiyo yapılmaya başlanacağını söyledi.
Müsteşarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Detay gazetesi, maaşlar 3 farklı tarihte ödenecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşüyle yavaş yavaş iş yerlerinin açılması yönünde karar alınmalı diyor Resmiye Can Altay. Daüsen Tatar'ı şikayetini geri çekmeye davet etti. Bu da ilginç. Buna ben de katılıyorum. Senih Çavuşoğlu'yla ilgili şikayet geri çekilmeli. Bence de bu ayrı bir şey ama Doğu Akdeniz Üniversitesi Profesör Doktor Senih Çavuşoğlu ile ilgili şikayetini geri çekmeye, hoşgörü örneği olmaya davet etti. Haberatör gazetesindeyiz. 10 dakikada 21 bin müracaat dedi. Test sayılarının artılması için talimat verdim diyor Başbakan. Amcaoğlu, maaşlar 3 farklı tarihte ödenecek. Kuzeyde yeni vaka yok, güneyde 5 yeni vaka. Türkiye'ye giden öğrencilerin test sonucu negatif. Akıncı, tüm kesimler elini taşın altına birlikte koyalım dedi. Yeni düzene geçtik. Söz hakkımız yok, bilgilendirilmiyoruz. Covid-19'la mücadele eden doktorlar konuştu, içini döktü. Lefkoşa Doktor Burhan Nalvantoğlu Hastanesi'nde Covid-19 hastaları ile ilgilenen göğüs hastalıkları uzmanı Yağmur Aldağ ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Nesil Bayraktar Berekte'ye konuk oldu. Salgınla mücadele sürecinde yaşadıklarını, görüşlerini paylaştı. Bizlere söz hakkı verilmiyor dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Nesil Bayraktar testlerin kime, hangi bölgeye yapılacağına biz karar vermiyoruz diyor. Sağ ol Yaşar Aracı kardeşim. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Yağmur Aldağ süreçle ilgili alınan kararlarda asla söz hakkımız yok, bizlere danışılmıyor. O arada belirtelim, güneyde 772, bizde 108 vaka var. Güneyde bugüne kadar 36 bine yakın, bizde de 7 bin oluyor yaklaşık test sayısı. Toplam vaka 882 ülkede, iki tarafta ya da. Bugüne kadar güney 83, biz 76 taburcu yapmışız. Güneyde 12, bizde 4 ölü var. Bunu da belirtelim sizlere. Nalbantoğlu yeniden taşındı. CTP Genel Başkanı Erhürman 6 hafta geçti henüz plan yok dedi. Cezaevinden bir ayda 180 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars söylüyor bunu. Ama yeterli değil diye düşünüyorum bu tahliyeler. Açın herkesi, yani herkesin hakkını verin bir şekilde, çıksınlar, baksınlar, birkaç gramdan yatıp da bekleyenler, iade edecekseniz de iade edersiniz. Çok teşekkürler Yaşar Aracı kardeşim tekrardan. İyi yayınlar, virüs olayları başladı başlayalı diyor Zekeriya Umam. Her sektörde, her alana hükümet el atmaya çalışıyor ama maalesef bu süreçte en kritik yer merkezi cezaevidir. Nedense hiçbir çalışma yok. Bir tane somut adım atılmadı. Aylardır hükümsüz yatanlar var. Duruşmalar sürekli ertelenip duruyor. İlla cezaevi telef olsun diyor. Evet. Sayın Ayşegül Baybars 180 tahliye oldu diyor. Ama 15 çıkmadı gelen haberler. Gardiyanlar bile isyanda. 80 kişiye 3 tuvalet ve lavabo var. Yazık. Yasemin Bekitener'de yazıklar olsun diyor, cezaevinde onca haykırışa kulak vermiyorlar. Yine diyorum ve demeye devam edeceğim. Şu anda açlık grevi başlatıldı. 3 kişi şu anda karantinada, herhalde şeydedir, koğuştan aldılar. Mahkemeler açılsın, davalar görülsün. Türkiye'li kader mahkumları Türkiye'ye iade edilsin. Ya Türkiye niye istemiyor ki bunları? Yani Türkiye istesin bence alır. Gözel Muhammedova, günaydın Gözel Muhammedova'ya biz de selamlarımızı iletiyoruz. Gözel Muhammedova. Evet. Oktay Beyaztaş, bütün KKDC vatandaşlarını yarın akşam saat 20'de balkonlarından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum demiş. Emel Boydaş, hükümsüz tutuklular ile ilgili bir çalışma olsun. Aylardır duruşma bekliyorlar ve ertelenip duruyor. Ferda Küçülmez, günaydınlar demiş bizlere ve siyaset sağlığın önüne geçtiği yeni bakışa konuşan bazı muhalefet partisi temsilcileri
Son günlerde hükümet ortakları dahil bazı siyasilerin farklı fikirler öne sürerek siyaset yapma çabası içinde olduğunu iddia ediyor. Halkın Partisi bence siyaset yapmıyor. Onu eleştirirken dikkatli olmak lazım. Ya ben bunu söylemek zorundayım şu anda. Gölge ediyorlar diyor Başbakan Ersin Tatar. Soruları yanıtladı. Muhaliflerin başarıları karalamaya çalıştığına dikkat çekti. Bugün Soner Yolaç kardeşim Yeşil'in her tonu güzel lefkeden günaydınlar ve selamlar diyor. Biz de Lefke'ye, Soner'e ve herkese selamlarımızı iletiyoruz. Tufan Çetrez hayırlı sabahlar demiş. Önce sağlık mühimdir diyor. Korona'nın çıkmasını mı beklerlerdi hastane yapsınlar diye. Nazime Abdullah, bundan önceki hükümetleri de suçluyorum. İbrahim Gürsoy Gelengül, İbrahim Gelengül kardeşim günaydın Kıbrıs diyor. Bugün iş yerleri yavaş yavaş açılmalı diyor Resmiye Can Altay. Ve kişisel değerler zedelenemez. UBP Genel Sekreteri sözde karikatür diye Başbakan Tatar'a yöneltilen saldırıları eleştirdi. Ve Diyalog gazetesi devlet hastanesi 40 gün sonrasında hem korona hem diğer hastalar için hizmet vermeye başladı. Sağlıkta kafalar karışık. Yeni bir kararla tüm hastalar için hizmet vermeye başladı devlet hastanesi. Sağlık Bakanlığı'nın bu kararı sonrasında bir süreden beri kolon hastanesinde görev yapan personel ve sağlık malzemeleri dün yeniden Nalbantoğlu'na taşındı. Hastanenin malzemeleri Lefkoşa Belediyesi'ne ait kamyon ve personelle taşındı. Çalışanlar endişeli. Evet. Ne tür risklerin ortaya çıkacağını bilmiyormuş. Kamu Sen Eğitim Sekreteri Murat Çınaroğlu bakanlığa bazı sorular yöneltti. Bu hızla 60 bin kişi için 68 gün gerekecek. Bakan Sucuoğlu 1500 TL yardımdan yararlanmak için ilk gün 880 kişinin başvuru yapabildiğini, 880 şirket diyor. Arkın Güçhan günaydın. Bakiye Ahmet günaydın. İçişleri Bakanı geçen akşam BRT'de Mayıs'ta unutun gibi bir mesaj verdi. Bana mı öyle geldi, ne yapacağız bilmiyorum, ben her akşam herkesi dinleyemem. Serhat Bey, önce size attığım mesajda şunu ifade etmek istedim. Rum tarafından getirilen COVID-19 ilacı romatizmada kullanılmış ve romatizmaya iyi gelmiştir. Fakat doktor Sayın Akansoy'un açıklaması görme kaybına neden olmaktadır diyor. Evet. Bütün doktorlar, bütün konularda Sayın Mehmet İpek yorum yapabilir. Önemli olan devletin aldığı kararlardır. Kıbrıs'ta cezaevlerini açsın diyor. Zengin, fakir, suçlu, suçsuz hiç kimseyi tanımıyorlar. Binlerce kişi öldü. Neden bunlar göz önüne alınmıyor? İsmet Davman teşekkürler. Boğazını keserim demiş. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini tokatlayıp bıçak çekmekle suçlanan kişi tutuklandı. Burada ismini de yazıyor. Ve YDP Başkanı Erhan Arıklı korona günlerinde daha çok bahçesiyle, tavuklarıyla ilgileniyor. Zaman zaman kırgız yemekleri yapıyor. Kırgız yemekleri. Faş ustası diyor Sayın Erhan Arıklı için bugün gazetemiz. Evet, devam edeceğiz. Yaşar Aracı tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ve geçiyoruz. Bugün hem Haberci gazetesinde hem de Kıbrıs gündemde. Gündem Kıbrıs'ta. Yayınlanan Serhat İncirli'nin köşe yazısına sanal yazıyoruz artık. Mizahı siyaseti bırakın, yakın geleceğin planlarını yapın. Ersin Bey seni hocayı arayabilir ve be hoca, bu ortamda gerçekten çılgına dönmemek, hatta delirmemek elde mi oğlum? Sıkıysa bu memlekette gel de sen başbakanlık yap diyebilmeliydi. Dünyayı saran, hemen Facebook'ta da yazımızı ve Twitter'da paylaşıyoruz. Birlikte okuyabiliriz. Eğer siz de açarsanız birlikte okuyabiliriz. Yazımızı sakin sakin, yavaş yavaş. Evet, hem tweet olarak attık hem de Facebook'ta paylaştık ve yazımıza başlıyoruz. Mizahı siyaseti bırakın. Yakın geleceğin planlarını yapın. Dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili her geçen gün farklı bir detay öğreniyoruz.
Ama hala çok tartışılan ve bilimin net sonuç açıklamadığı bir yığın soru var. Örneğin, bu virüs kaç derece sıcaklıkta, hangi yüzeyde, ne kadar kalabiliyor? KKTC'de 3-5 hafta sonra sıcaklar en az 35 derece olur diye tahmin ediyorum. Bu virüs gider, biter mi? Hatta dün öğle saatlerinde Lefkoşa 30 dereceydi. Bir köşede varsaydı eğer bu virüsün %40'ı en azından mangos etti mi? Kimse sıcaklığın hangi oranda veya derecede etkili olabileceğini söyleyemiyor. Hatta etkisi olup olmadığı konusunda bile yorum dışında kesin ispatlanmış görüş belirtilemiyor. Aşısı ne zamana hazır olur? Türkiye gazetelerine ve televizyonlarına bakarsanız birkaç haftaya hazır abim noktasına gelebilirsiniz. Hatta Türk televizyonlarının reklam kanallarına girin, bilmem hangi doktorun ürettiği bir kremi meme uçlarınıza sürün, iki haftada hem koronavirüsten kurtulursunuz hem de kelliye çare bulursunuz. Oysa çok ciddi bilim insanları bugün aşı tam anlamıyla kullanılır hale gelse, etkili anlamda dünyanın belki beşte birine uygulayabilmek en az 1,5 yıl demektedir, diyor. Kimi bilim insanları hepimize bulaşacak, zayıf olanları götürecek yorumunun daha nazik, daha az anlaşılır olanını sık sık söylüyor. CNN'in Amerika yayınını biraz izledim, Amerikalıların sorduğu sorulara şaşırdım. Bir vatandaş insan vücuduna sadece ağızdan, gözden ve burundan mı giriyor sorusunu sordu. Sunucu güldü. Doğrusu ben de merak ettim. Gıçtan giriş olası mı? Gıçtan girerse nasıl girer? Kendi başına mı yoksa yardımcı ekipman mı gerekiyor? Girdiği vücutta kaç gün kalıyor? Plastik yüzeylerde ne kadar yaşıyor? Ayakkabı altında da mı eve getirebiliyoruz? Bir insan aksırdığı veya öksürdüğü zaman maskesizse ve ağzını kapatmamışsa, yani koronavirüs saçmışsa, kaç saat havada asılı kalır? Kaç metreye kadar etkilidir? 400 metre tesirli menzili olan G3 müdür mübarek? Dönerek mi vücuda girer? Dönerek mi vücuda girer yoksa takla mı atarak, bunu söyleyeyim, özel 5 dakika sonra. Evet, 5 dakika sonra arasın bizi. Dönerek mi vücuda girer yoksa takla mı atarak? Kabuklu muz yersek önlem alabilir miyiz? Fantazi olarak algılamayın ama kabuksuz muza prezervatif giydirip evde süs eşyası olarak kullanırsak o eve giremiyor mu? Peki o muz kaç gün dimdik durabilir? Eriyip büzüşmez mi? Acaba sokakta herkes aslında bulaş oldu da belirti mi göstermiyor? Kiraz mevsimi değil ama çilek mevsimindeyiz. Çilekleri ezip sütle karıştırır, lapa yapar, edep yerlerimize sürersek koronavirüs bulaşmaz mı? Çok edepsiz espriler. Hep bel altı. Maske yerine kaliteli ve çok iyi yıkanmış bir adet erkek donunu ağzımıza ve burnumuzu da içine alacak şekilde giyersek çok mu saçma bir görüntü ortaya çıkar? Bu şekilde markete gidersek Senih Çavuşoğlu hocam bizi çıldırdı diye kolajlar mı? Afrika'da bir kentin valisi vatandaşlarına gönderdiği yardım paketlerine 2 şişe konyak koymuş. İçin hasta olmazsınız demiş. Hem Dünya Sağlık Örgütü hem ilgili ülkenin sağlık yetkilileri olmaz öyle şey. Alkol bizzat bu hastalıkta ölüm riskini artırır demişler. Nereden biliyorlar? Sadece tahmin aslında. Kim bilir belki de Lurugina'da yapılan Zivania'nın ilk damıtılan Bodir isimdeki sıvıyı öyle sıcak sıcak içerseniz size hiçbir şey olmaz. Denediniz mi? Ramazan da gelmeden bir deneyin bence, bulursanız tabii ki. Ben 3-5 yıl kadar önce denedim. O gün ilk kez insanoğlunun da uçabildiğini fark etmiştim. Şahidim var. Birlikte çalıştığımız o günlerde, bu şu anda Diyalog Gazetesi müdürü sevgili Sezgin Madencioğlu beni uçarken görmüştü. Sorun, yalan söylemiyorum. Çünkü o da aynı Zivania'dan tatmıştı.
O da uçuyordu benimle birlikte. Hatta Lurigina'dan o günlerde çalıştığımız Kıbrıs Medya Grubu'na uçarak dönmüştük. Şunu diyorum, mesela bir tıp doktoru dese ki, evet Zivania ile gargara yapın, vücudunuza sürün, sıcacık bir yatakta uyuyun, herhangi bir sosyolog doktorlar saçmalayabilir yorumuyla karşılık verir mi? Ve gelelim günün önemli konusuna. Sevgili hocamız, değerli arkadaşımız Profesör Doktor Semih Çavuşoğlu, sevgili başbakanımız, değerli kardeşimiz Ersin Tatar'ı karikatürize etti ve patron çıldırdı dedi. Başbakan çok kızdı. Bana deli gömleği giydirdi diye çıkıştı. Mesele polise intikal etti. Haliyle mahkemeye de gidebilir. Şimdi çok merak ediyorum. Mizah ciddi bir iştir. Ve ciddiye alıp da şikayetçi olmak mahkemede ispat gerektirmeyecek mi? Ersin Tatar bana göre çok zeki bir insandır ve çılgın değildir. Deli hiç değildir ama konu mahkemeye giderse, sevgili hukukçu kardeşlerim, değerli avukatlar, savcılar, yargıçlar, iki tarafın da iddialarını kanıtlaması gerekmeyecek mi? Demek istediğim aslında nedir biliyor musunuz? Semih hocanın karikatür veya kolajında espri dışında bir şey aramak elbette haktır. Ama hocanın karikatürünün ya da kolajının altındaki yorumlar arasında sanattan, espriden, mizahtan çok uzak hakaret söz konusudur. Ancak bu meselenin polislenmesi bizim hoşgörü kültürümüzün çok sıkıntılı olduğunu göstermektedir ve gereksizdir diye düşünmekteyim. Hakaret de bize yakışmaz ama konuyu polise, mahkemeye taşımak da yakışmaz. Siyasi duruşlarını hiç beğenmeseniz bile doktor küçüklerin, Rauf Denktaşların üstün mizah anlayışına da, üretken zekalarına da ters gelen bir durumdur diye düşünmekteyim. Ersin Bey seni hocayı arayabilir ve be hoca, bu ortamda gerçekten çılgına dönmemek, hatta delirmemek elde mi oğlum? Sıkıysa bu memlekette gel de sen başbakanlık yap diyebilmeliydi. Seni hoca da sayın başbakanım, ben gerçekten mizah yapmaya, bazı çıkışlarınızın çılgınlık olduğunu resmetmeye çalıştım. Amacım size hakaret etmek değildi ama paylaşımlarımın altına yapılan bazı hakaret içeren çirkin yorumlara sebep olduğum için özür dilerim diyebilmeliydi. Kısacası sevgili dostlar, evet bilmediğimiz bir salgınla karşı karşıyayız. Çin'de insan hatasıyla mı dünyaya dağıldı yoksa kasten mi yapıldı bilmiyoruz. Ne isterse olsun, nasıl isterse olsun on binlerce insan ölüyor. Biz de bu ölümlerin yaşanmaması için elinden geleni yapmaya çalışan bir hükümet başkanı, yardımcısı ve arkadaşları var. İnanılmaz kuvvetli bir şekilde alkışlamamız, hatta bugünler geçsin her türlü hediyelerle donatmamız gereken, dünyanın en güzel çiçeklerini hak eden en öndeki doktorlarımız, sağlıkçılarımız var. Mizah yapılacak, sanat yapılacak, espri yapılacak. Gülüp geçeceğiz, beğeneceğiz ya da beğenmeyeceğiz. Ama bunlarla uğraşmak, mahkemelere gitmek gerekmez. Sağlık ve salgın tedbirleri yanında yaşamın öteki alanlarıyla ilgili işleri de düşünmek, hesaplamak gerekiyor. Herkese cevap yetiştirmenin ne anlamı ne de gereği var. Bu herkes içerisine Cumhurbaşkanı da, gazeteciler de, sanatçılar da, muhalefet de dahildir. Ülkede yürütmedeki ağırlığı sayılmayacak kadar az bir cumhurbaşkanlığı makamı var. Hükümetteki kardeşlerimiz, lütfen kimseye cevap yetiştirmeye çalışmayın. Sorumluluk sizdedir. Çoğunlukla saçma sapan ve son derece megalomanik sorulara ya da yorumlara yanıt vermekle zaman harcamayın. Aciliyeti olmayan işlerin sorun haline getirmekten uzak durun. Önce sağlık, sonra spesifik planlar. Bu ülkede yaşayan her sektörden çok önemli insanlar var. Dünyanın en önemli finans merkezlerinde, Avrupa'daki merkez bankalarında görev yapmış hocalarımız var. Çok başarılı rektörlerimiz, eğitimcilerimiz, turizmcilerimiz, uçak şirketi yöneticilerimiz, üreticilerimiz, hayvancılarımız, tüccarlarımız, askerlerimiz, mühendislerimiz, emlakçılarımız söz konusu. Mal ortada. Piyasa burada. Vatandaş evinde, para yok, gelir sıfıra yakın,
siyaset yerlerde sürünüyor. Ne yapacaksınız? Bu gemi yeniden nasıl yüzecek? İnsanlar 3 ay sonra borçlarını nasıl ödeyecek? Bütün borçlar silinecek mi? Mesela KKTC eski Arnavutluk mu olacak? Ersin Tatar Ersin Hoca olur mu? Enver Hoca gibi düşünür mü? Bilmem ama hükümet edenler bilmek zorundadır. Tahminlere değil, gerçekçi planlara gelin. Mizahı bırakın. Dünya zaten mizah. Bırakın prezervatifli muz bir yerimize dokundurursak koronavirüs bulaşır mıyız, bulaşmaz mıyız mı bilim insanları bulsun. Siz bize yakın geleceğin planlarını bir gösterin lütfen. Veya biz vazgeçtik Serhat gelsin deyin. Çok megalomanca oldu ama sayfa benim, dilediğimi yazarım. Ben gelirsem ne mi yaparım? Fikir vermek gibi olmasın ama tüm KKTC'ye hemen yarın Gannavuri'ye kerim. Dış satımı kolay, üretmesi çok daha kolay. İyi para ediyor, son derece sağlıklı olduğuna dair onlarca profesörden yorum da getirebilirim. Hepimizin de kafalar mis. Olmaz öyle şey, ciddi ol arkadaş mı diyeceksiniz. O zaman planlarınızı görelim. Sorumluluk sizde, yanlış anlaşılmasın ama yapada yalınızsınız, yapayalnızsınız. Sorumluluk sizde, yanlış anlaşılmasın ama yapayalnızsınız. Mizahı, espriyi, seni hocayı, şunu bunu bırakın, işinize bakın, plan yapın. Plan yapın. Bu kadar. Evet, şimdi bir telefonumuz vardı sanırım. Hemen kardeşim dün arayacağını söylemişti. Biz onu arayalım, sorun değil. Aynur Zonga, hayırlı yayınlar Kadir Çakan. Soner Yolaç, çok teşekkür ederim. Fırat Golal, korkunun ecele faydası olmasını herkes bilir. Her kafadan bir ses mi deli edecekler bizi diyor. Evet, Mehmet Uluçaylı, Eda Karan. Evet kardeşim, Serhat İncirli'dir. Bağlıyorum seni canlı yayında. Tam 5 dakikan var, buyur. Alo, buyurun, canlı yayındasınız. Alo. Heh. Ben Mavosa'dan Mahmut Özdemir. Geri dönüşüm hurda plastik ve karton işi yapıyorum. Devamlı kanalınızı da izliyorum. Doğru yoldasınız Serhat Bey. Ara sıra da kahvenizi için siz yolcusunuz. Sağ olun. Biz ozacıyız. Şimdi benim demek istediğim, şimdi malımızı gönderemiyoruz biliyorsunuz. 5-10 senedir siz de bu işin takipçisiniz. Ne plastik kaldı piyasada, ne karton kaldı piyasada. Toplayıp Türkiye'ye ihracatımızı yapıyoruz. Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Şimdi sağlık. En önemlisi sağlık. Şimdi dediler ki bize, fabrikalarınızı, iş yerlerinizi kapatın. Kapattık. Güzel. Sokağa çıkmayın. Evinize kapanın sağlık için. O da güzel. Ya Serhat Bey, bunlar çok güzel. Ama bir markete gidiyoruz. Kolonya, 10 milyon lira olan kolonya 35 milyon. Yani düne kadar bir eldiveni 10 milyon liraya almayanı dövüyorlardı ya. Şimdi bir eldiven eczanede 47 milyon lira. Tamam, bunları niçin denetlemiyorsunuz? Niçin etmiyorsunuz? Bize dediniz ki evden dışarı, tamam, sağlığımız için. Her şeyi kabul ediyoruz. Bir de Serhat Bey, inanın diyorum, sokağa çıkma yasağı değil, sokağa çık yasağı gelmiş. Magosa'da inanılmaz derecede insanlar dışarıda. Evet. Yani şimdi doğrusu, yani o askerlik mi yapmadık? Bir yere gidip 15-20 gün, yani biz tatil mi yapmadık? Yani doğrusu 15-20 gün kendimizi bu yani ülkemizde sıkıp sokağa çıkma yasağı, yani bu işi böyle atlatacaktık. Bizde hiçbir denetleme yok, hiçbir şey yok bu marketlerde. Ben bir ay önce yine bağlanmıştım. Dedim ki bu iş toptancılara yaradı. Man ne oldu arkadaşım? Gümrüklere zam mı geldi biz? Haberimiz yoktur. Nakliyelere zam mı geldi bizim? Haberimiz yoktur. Ya Allah'ın bir eldiveni, 10 milyon liraya olan eldiveni markette 47 milyon liraya satılır mı Serhat Bey ya? Bir parça bez 10 milyon liraya. Bunları denetleyin siz
yarın zamanı değil. Evet. Şimdi sağlık zamanıdır. Ha düne kadar, ha ben dedim bak çöpçülük yapıyorum ben. Magosa'da çöpçülük yapıyorum. Ha onu da söyleyeyim. Yani ilaç geldi, ilaç etti. Ya arkadaşım 2 yıl önce kamyon kamyon ilaçlarımız daha iyi geçmiş diye geldiniz çöpe döktünüz. Hatta gazeteciyi aradım, gelin bu kamyon ilaçlara bakın, yazdık günah, tarihi geçmiş. Madem tarihi geçmişti de millete niye vermediniz? Bu memlekette 50 senedir yaşıyoruz, ilacımız yok. Yani benim diyeceklerim bunlar. Bir de şudur Serhat Bey, yani dinliyorum sizi, mahkumlar için %50. Ya arkadaşım, siz burada arkadaşlar mesaj gönderiyor, siz burada yayınlıyorsunuz. Yani bu işle ilgilenen, bu işe bakan Sayın İçişleri Bakanımız ilgilenmiyor mu ya? Bakın bu kadar millet gönderiyor ya, demek ki bir şey var yani. Adam kanser hastası ölüyor. Her iki ayda bir hastaneye gidiyordu. Bunu yani yalanı dolanı yoktur, bakabilirsiniz. Ve adam 4 aydır hastaneye gitmiyor. Çünkü tedavi görüyordu. 20 gün gidip hastanede yatıyordu. İsterseniz sizin isteğiniz doğrultusunda ismini de vereyim. Adam ölüyor, 4 aydır hastaneye gitmiyor. Her 2 ayda bir gidip bu adam 20 gün hastanede yatıp tedavisini görüyordu doktor nezaretinde. Tekrar geliyordu. Ama adam ölüyor. 4 aydır bile hastaneye götürmedin adamları. Adam ölüyor. Yani evet. Yani Serhat Bey, işte yani tamam hepsi oluyor, dedik, eyledik böyle zor günleri, bunun zamanından belli. Diyoruz ki ya işte bu işi yapın, şu işi yapın, yani düzenler, biz bu memlekette biz bize yeteriz. Abi benim diyeceğim bu kadar, dedim bu mahkumlar için de. İki kelimeyi söyleyeyim. Evet abi, bir de Magosa deme, Mausa de. En çok o şeydir, üzücüdür. Mausa. Kentin adı Mausa. Tamam? Evet. Sevgiler, Mausa. Evet. Mausa. Ben biraz doğruluyum. Serhat Bey. Olsun abi, Mausa de. Bir şey değil. Mausa. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız bu için çok sağ olun. Mahkumlar konusunda bu arkadaş ölüyor Serhat Bey. İlgilenirseniz çok çok memnun oluruz. İnşallah. Yani bu marketleri de denetlesinler. Evet. Çok çok hiç teşekkürler. Hiç denetleme görmüyoruz. Hiçbir evet. Yetkili görmüyoruz. Aynen. Çok yani çok teşekkür ediyoruz. Yapılsın. Biz de yapıyoruz. Görevimizi yerine getiriyoruz. Çıkmıyoruz. İş yerlerimizi kapattık. Bu şartlarda yani aman iş yerimizi açalım, ama bak bunları hiç konuşmuyoruz Serhat Bey. Sevgiler. Ama bizim hükümetimizden. Sevgiler ve saygılarla. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ara verelim. İyi ki çok iyi çok ki aradınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Kadir Çakan teşekkürler. Afyon'dan selam etmiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Aynur Zonga teşekkür ediyoruz. Metin Emir Ali Bengi, Su Pembe Kurtaran Kartal, Hünal Berkant, Mehtap Yılmaz, günaydınlar. Aradan sonra bizi ararsanız çok mutlu edeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hünal Berkant, Mehtap Yılmaz, Sevgi Karadağ, Metin Emir Ali Bengisu, Mustafa Mehmet Kamalı, Serap Cafer Santos, adam çok haklı. Eda Kara, adam çok haklı demiş. Kıymet Şafak, günaydın. Tekrar bir aramız daha var. Aradan sonra buradayız. Kıymet Boransel Ersoyoğlu ne demiş? Aman Allah'ım. Allah'a sanki Türkiye'de yapılan hastane yol maliyeti KKTC'nin bütün yolları okul hastane yapılardı. Hani bunları bir tarafa bırakırsak Türkiye'nin vereceği parayı %70 TC vatandaşı zaten hastaneye giden %90. Çok sağ ol Kıymet Boransel, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, çok sağ ol, kavgaya girmeyelim Kıymet Boransel. Çok teşekkürler, sevgiler, saygılar. Evet, helal be, ağzına sağlık diyor Eda Kara. Evet, ne zamandan beri cezaevi Sağlık Bakanlığı'na bağlı oldu acaba, sorarım, öyle bir şey yok. Yanlışlık oldu herhalde Sevgi Karada. Teşekkürler. Şimdi ara var. Aradan sonra buradayız. Bir telefonumuz daha olacak.